henüz birkaç yıl önce aktarıldı. Düne kadar Açlık ve İç Savaş'ta harabiye. Yardım ekibini sevmişti. Bu defnettiğimiz son bebek olsun temennisiyle bir Kızılay çalışanının beyaz gömleği... Biz hiç kimse yokmuş gibi Afrika'da olacağız. Kılını duyan ve dünyaya duyuran Türkiye oldu. Mogadişu'da büyük Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının Mogadişu'ya yaptığı ziyaret son 20 yılda Somali halkının başına gelen en önemli şeydir. Bu bizim için milattır. Bu bizim için tarihi bir dönüm noktasıdır. Somali'nin gidilebilir, Somali'den gidildiği zaman gelinebilir bir ülke olduğunu gösterdiniz. Somalilerin kötü olmadığını gösterdiniz, güvenilmez olmadığını gösterdiniz, yardıma ihtiyacımızı bütün dünyanın gözü önüne serdiniz diye şükranlarını açık açık ifade ettiler. Milletimiz çok büyük destek verdi. Rakamlara baktığınız zaman bu kampanya çerçevesinde 506.945.345 TL milletimiz yardımda bulunmuştur. Gönül hazinesinden çıkardıklarıyla Somali'ye elini uzatmıştır. Somali'ye Türkiye'nin yaptığı bu desteğin finansörü bizzat Türk milletidir. Bizzat halkımızdır. Bütçeden bu yardımlar kapsamında harcadığımız neredeyse yok denecek kadar azdır. Somali'de gittiğimizde bütün Somali yetkililer bana şunu söylüyorlar. Batılılar ve başka ülke temsilcileri bize şu soruyu soruyorlar. Nedir dediğimde Türkler sizden ne istiyor? Türkler neden burada? Türkler bizden bir şey istemiyor diyoruz. Bize aksine veriyorlar. Biz onlardan istiyoruz. Onlar da bizden bize veriyorlar. Neden istiyorsunuz diye de sormuyorlar. Yani biz istiyoruz, onlar veriyorlar. Hatta bizim istemediklerimizi de bize veriyorlar. Peki konuşmalarınızda neler söylüyorlar diye soruyor. Yani bu yapılan yardımları konuşuyoruz, başka bir şey konuşmuyoruz. Yani sürekli Türklerin Somali'de bulunmasını sorgulayan ve onların hangi hesapla orada olduğunu anlamaya çalışan bir gözün, bir fikrin, bir kulağın olduğunu da biz biliyoruz ve oradakiler de bunu bizzat ifade ettiler. Benim şahsıma da Afrika Birliği zirvesine gittiğim sırada orada bir Batılı yetkili bunu bizzat bana da sordu. Biz size soruyor muyuz Somali'de ne yapıyorsunuz diye dedi. Hayır, neler yaptığımızı söylerseniz ben size anlatayım. Zaten yaptıklarımız gizli değil. Ben onları anlatayım ama niye buradasınız sorusunu sormanızı doğrusu yadırgadım ve doğru bir şeyde doğru bir yaklaşım da bu değil ama biz şunları yapıyoruz diye de neler yaptığımızı anlattık. Buradan bir kez daha ifade etmek isteriz ki Türkiye Somali'de sadece ve sadece insani ve vicdani nedenlerle bulunmaktadır. Somali'de yaşanan ölümlere son vermek, insanların çaresizliğine çare olmak için oradadır. Somali'nin huzur, barış, refah içerisinde yaşaması konusunda Türk milletinin ve devletinin yardım elini uzatmak için oradadır. Kesinlikle siyasi ve hesabi bir nedenle Somali'de değildir. Biz bunu anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. Ancak hesabi nedenlerle, siyasi nedenlerle Somali'de bulunanlar ve orada iş yapanlar elbette bizi anlamayabilirler. Biz tabii korunma konusunda da gerekli her türlü tedbiri aldık. Onu da burada özellikle ifade etmek isterim. Başlangıçta bizim zırhlı araçlarımız vardı. Daha sonra konu başbakanımıza iletilince, bu olaylardan çok önce başbakanımızın talimatıyla 5 adet zırhlı araç daha gönderdik oraya.